Şöyle bir tablo verilmiş. Bir takım ürünler var. Yanında adetleri ve tutarı da verilmiş. Şöyle dört basamak sayılar halinde. Dört basamak sayılar. Buradaki A, B, C de birer rakam olmalı. Onlar dört basamak sayılar olduğuna göre. Şimdi bu tablodan biz şunu söyleyebiliriz. A ürününden 90 adet almış. Tutarı da şu kadar olmuş. Mesela tanesi diyelim ki 3 lira olsa 180 olur. Şurası maliyet buraya gelecek. Yani şuraya yazacağımız şey kesinlikle bu 90'ın katı olacak. Çünkü birim fiyatlar birer tam sayıymış. Yani ondalıklı değil, şöyle 3,5 lira falan değil. Tam sayı olacağına göre mesela 10 lira olsa 900 lira olur. Şuraya gelecek olan sayı, yani toplam tutar kesinlikle 90'ın katı olacak. Bu da bize şunu gösterir. 90 sayısı bu sayıyı, yani şu 4 basamak sayıyı bölmeli. 90, 2, A, 3, B sayısını böler. Bunu söyleyebiliriz. Tabii 90 sayısının doğrudan doğruya bir kuralı yok. Biz bunu çarpanlarına ayırarak çözeriz. 90'ı ortak çarpanı olmayan çarpanlara ayıracağız. Yani öyle şey, öyle parçalayacağız ki o parçaladığımız sayıların ortak çarpanı olmayacak. Aralarında asal olacaklar. Mesela şöyle olabilir. 9 çarpı 10'u düşünebiliriz. 90 yapar. Eğer bizim sayımız, yani şu sayı 90'a bölünüyorsa hem 9'a hem de 10'a bölünür. Şimdi 10 ile bölünüyor. Eğer bu sayı 10 ile bölünüyorsa birler basamağı 0 olmalı. Başka türlü bölünemez. Hemen B sayısını buluyoruz. B sayısı 0. Yerine yazarız. Bizim sayımız şuna dönüş. 2A ya da şöyle maviyle yazın. 2A 3 diğeri 0. Aynı zamanda 9 ile de bölünebilmeli. 9 ile bölünüyor bu sayı. 9 ile bölünebilmesi için rakamları toplamı 9'un katı olmalı. Yani 2 artı A artı 3 artı 0 9'un katı olacak. İkisinin toplamı 5. 9 etmesi için A sayısı 4 olmalı. A rakamı yani. A rakamını da bulduk. Şimdi gelelim ikincisine. Aynı durum burada da söz konusu. Şu sayı 36 tarafından bölünmeli. 36'yı çarpanlarına ayıracağız. 36 sayısı. Şu sayıyı, tabii bunu yazarken şu 0 ve 4'ü de aktaralım. Biz A sayısını 4 olarak, B sayısını da 0 olarak bulduk. Bizim sayımız 1, 4, 0, C sayısı. Bu 36'ya bölünmeli. 36 bunu bölecek. 36'yı çarpanlarına ayıracağız. Mesela 6, 6 yazamayız. Ya da 3, 12 yazamayız. 4'e 9 yazabiliriz. Ortak çarpanı olmamalı o sayılar. 4 ve 9 diye ayırırız. Bizim sayımız hem 4'e hem de 9'a bölünmeli. Bunu söyleyebiliriz. Eğer 9'a bölünecekse rakamları toplamı 9'un katı olmalı. Toplayalım hemen. 1 artı 4 artı 0 artı C 9'un katı olacak. İkisini toplayalım. 5, 9 etmesi için C'nin 4 olması lazım. Ama şunu da düşünelim. Aynı zamanda 4'e de bölünüyor. C yerine 4 yazınca 0, 4, 4'e bölünür. Sorun yok. C sayısı da 4. Şimdi şu sayıya gelelim. Şöyle yazıyorum. 12 sayısı. 12 sayısı. Şu sayı A, B, C, D sayısını. Şimdi değerleri de yazalım. A'yı 4 bulduk. B'yi 0 bulduk. C'yi de 4 bulduk. Yani 4, 0, 4, D sayısı. Bunu bölecek 4 basamaklı sayı. Yine 12'yi çarpanlarına ayırırız. 4 ve 3 diye ayrılır. 3, 4. Şimdi bu sayı 3'e bölünüyorsa rakamları toplamı 3'ün katı olacak. 4'e bölünüyorsa da son iki basamak 4'e bölünmeli. Şimdi hangisi olacağı fark etmez. İkisinde de birer tane kullanacağız. Önce 3'ten başlayalım mesela. 3 için. 3 için. 4 artı 0 artı 4 artı D 3'ün katı olmalı. Burası 4, 8. D 1 olsa 9 olacak. 3'ün katı olacak. O zaman D sayısı 1 olabilir. Sonrakiler 3 fazlası. 3 fazlası
4. 3 fazlası 7. Bu şekilde olabilir. Tabi D 1 olunca bizim sayımız 4, 0, 4, 1 olur. 41 4'e bölünmüyor. Bu olamayacak demek ki. Eğer D'miz 4 olursa 4, 0, 4, 4. Sonraki basamak 44, 4'e bölünür. Bunda sorun yok. Diğerini yazsak 4, 0, 4, 7. Bu 4'e bölünmüyor sonraki basamak. Bu da olamaz. Demek ki bizim D sayımız da kesinlikle 4'müş. Yani şuradaki sayı en son basamaktaki A, B, C, D sayısı 4, 0, 4, 4. Tabii bu sayıyı da istemiyor. Birim fiyatını istiyor. C sayısının. Şu sayıyı, yani bu sayıyı 12'ye böldüğümüz zaman birim fiyatı bulabiliriz. Bunu da bölelim. Şöyle köşede bölelim. Ya da şurada bölelim. 4044. 12'ye böleceğiz. 3 defa 36 yapar. Çıkarıyorum. 4 kalır. 4'ü indiriyorum. 44. 3 kez var yine. 36. Çıkarırsak şöyle çıkarınca 8 kalacak. 84. Burada da 7 kez vardır. 84 gelecek. Kalan 0. Demek ki birim fiyatımız 337'ymiş. Şunun C ürününün.